Bir son dakika gelişmesiyle hemen başlamak istiyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı son dönemlerin en tartışmalı konularından biri. CHP'li milletvekilleri ve MYK'sı hatta bütün parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti. Ki her fırsatta bunu dile getiriyorlar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben adayım demedi ve bununla birlikte CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayları olduğunu belirttikten sonra da topu altılı masaya atıp son kararı verecek olan altılı masadır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu saatlerde bir televizyon programının canlı yayınında ve orada açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şu cümleyi kurdu. Altılı masa uzlaşırsa Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım dedi. Evet, bu cümleyi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizatihi kendinden ilk defa duyuyoruz. Altılı masa uzlaşırsa Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım dedi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu başka neler söyledi canlı yayında? Hemen kısaca öne çıkanları paylaşmak istiyorum sizlerle. Altılı masada çatlak olmadığını, uzlaşılması halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğimi söylemek istiyorum dedi. Ve devam etti. Altı ayrı lideriz. Demokrasi istiyoruz. Hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor, diğerleri biat ediyor. Bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini özgür söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde 6 parti liderinin de imzası var dedi Kılıçdaroğlu. Buyursunlar, onlar da yapsınlar. 6 lider ortak miting de yapabiliriz, ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil, bu sistem. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor dedi ve şu şekilde devam etti Kılıçdaroğlu. İlk yapacakları şeylerden birinin israfın önlenmesi olduğunu belirtti. Bütün partilerin bu konuda çalışmaları var. Yazılı bir metne dökülecek o genelgeyi çıkartacağız dedi. Devlette israf felaket pozisyonunda araçlardan bir iki tanesi kalır, gerisini satarız dedi. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu? Bir de diyorlar ki biz dindarız, israf haram değil mi ya? Diye devam etti. Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın? Şeklinde aslında şu dönemde mevcut iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalıdır ifadesi soruldu kendisine. Buna da yanıt verdi. Doğrudur, tabii sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah Türbesi neden kaçırıldı? Askeri hastaneleri kapattınız. Dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu ve sorgulanmalı mıyım? Bunu söylüyorum, suç mu işliyorum? Bunu sormak suçsa evet suç işliyorum dedi ve aslında dünden bu yana oldukça tartışılan bir konu daha var. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katılmış olduğu bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verir misiniz sorusuna verilebilir yanıtını vermişti. Buna da tepkiler vardı. İlerleyen dakikalarda onları detaylandıracağız ama Kılıçdaroğlu buna yönelik soruya da cevap vermiş. Hemen bakalım Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık ifadesi için de karar alınırken 6 lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir, başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan 6 liderin karar almaları ve aldıkları kararları kapı arkasında değil, kamuoyu önünde duyurmaları. Belki buradan HDP ile kapı arkasında konuşmak isteyen siyasi parti liderlerine de bir mesaj gönderiyor Kılıçdaroğlu. Peki,